Arkadaşım. Bir kere. Geldiğin yer yanlış. Ama işte annem, yapacak bir şey yok. Hayır, hayır arkadaşım. Senin çıktığın yerde güvenlik yok mu orada? İşte ona doktor diyoruz. O da gel gel yaptığı için kadın yapıyor. Murat şunun sesini aç, duymuyorum Murat, ben. Annen, annemin sesini açın. Hayır. Benim. Bu olayın sesini aç. Bu olayın sesini açın. Ve National Geographic'te seyredelim. Arkadaşım. Benim. Diyorum ki, ben... de... de. Ben dil, dil altına ihtiyacım var. Arkadaşım benim ne günahım var? Ben de diğer sunucular gibi Beşiktaş'ın bülbülü, gönlümüzün bilmem nesi falan diye seni niye anons edemiyorum? Yapamıyorsunuz herhalde, ondan olabilir. Çünkü çok başka bir şey. Çünkü sen öyle bir şey değilsin. Bak ben diyorum ki Beşiktaş'ın gülü geldi diyorum. Ne evet. Oluyor? Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Zerre sen abi. Sıkışmış çocuk gibi duruyorsun karşımda. Evet. Çıkayım mı ben? Hayır. Ha, bir şey yapmamız gerek. Beraber mi? O zaman seyirciyi çıkaracağım hayır. Çünkü. Çağır çocuğu, gel piyanoya otur de. Gel yavrum piyanoya otur, acil ekip burada. Düzgün çağır. Müzisyen mi? E kim olacak başka, çocuk değil mu var? Değil mi, değil mi? Onu şey yapıyorum. Huzurunuzda minik. Hanginizin saçı daha hızlı dökülüyor? Ben aldım. Tahmin ettim. Evet müzisyen. Seyirci geldi bir salağı görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor. Tarihte ilk. Arkadaşlar. Kuzey'in oğluyla Güney'in kızı yan yana. Terbiyesizlik yapma. Baba hoş geldiniz. Hoş bulduk da bu görüntü 6 aydan başlar bizim orada yani. Allah muhafaza yani. Hiç hoş değil. Ama baba. Baba. Bana mı veriyorlar 6 ay, size mi? Baba, sen kızın o senin. Ne de olsa kızındır. Bağrına bas, eski Roma'da böyle giyiniyorlarmış. Bir şey yok. Tamam. Evet, iki tane tabure verin hemen. Çabuk. Prodüksiyon hemen iki tabure verin. Fakat bu nasıl bacaktır Allah muhafaza. Öz babam değil mi? Nasıl bir görüntü, rezil olduk. Evet. Ya benim karizmamı çizer bu ama hoştu. Estağfurullah. Asıl o tabureye oturunca her şey çizilecek. Ben ya, ben. Siz değil, ben. Volkan abi, sen hiç merak etme. O, ben onu montajda etek koyarım. Anladım. Bu ne? Otobüs mü? Eski Roma'dayız. Sen çok değişik bir insan olduğun için o dönemde bile seni tam tanrı olacakken dışlamışlar. Sen kuzey tanrısı olacakken kuzeyin oğlu olarak kalmışsın. Sen o yüzden hep böyle değişik giyinen bir insanmışsın. Ve mesela buna son derece mantıklı diye bakıyor, devam ediyor. Tabii tabii, yıllardır yaşıyor. Anlayabiliyorum o. Baba peki bu kanlımız kim? Ne zaman ya gelecek? Şöyle bir hatunum olsa cinsiyet değiştiririm, yemin ederim. Nasıl bu? Ben deminden beri şu çoraplara takıldım. Fıtık var bende. İndir onları, Allah aşkına indir ya. Volkan sen onları görme, rica edeceğim, ne olur. Ya Fırat, ama dağıldım ama cümle kuramıyorum. Kurban olayım, ben kaç senedir buna dayanıyorum. Sen tamam, tamam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşım, sen de Alman filmleri gibi niye çorapla çıkıyorsun? Niye normal film seyretmiyorsunuz? Evet, hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, seni gördüm daha iyi oldu. Sağ ol. Biz çıkalım mı özel bir şeyse? Sen işine bak, beyinsiz. Evet. Ezgi, efendim? Akşam evlendiniz, evet. Evlilik bitti. Ya düğün bitti. Akşam evlendiniz, evlilik bitti. Anlaşamadınız. Konuklar eve yok, olmayacak. Karışma. Evet. Balayına gideceksiniz ama balayından önce bir gece geçirememişsiniz. Neden? Çünkü Rütük yasaklamış. Hayır. Çünkü Ezgi'nin annesi Ezgi'yi bırakmıyor. Ha. Evet. Balayına mı bırakmıyor? Hayır. Hiç yanından ayrılmamış. Düğün bitmiş, odaya sizinle gelmiş. Öyledir. Ben ha, hikaye, ben anneyi mi vuruyorum? Hayır. Beraber balayına gideceksiniz. Evet. Ama konuş, annesini istemiyorsun. Konuş. Akşam da şey, siz beraber olamadınız, birlikte yalnız kalamadınız çünkü annesi gelmişti. Ya siz akşam annenle, evet, akşam annenle yalnız kalamadınız. O yüzden hayır, hayır. Ben balayına gideyim, siz annenle kalın. Hayır, arkadaşım, evet. Kestik. Kestik. Anneni kestik, çok özür diliyorum. Ama zaten yaşı da gelmişti, artık faydası da yok. Kestik. Şimdi kurbanda... Anneyi niye kesiyoruz? Bayram... Annesi inek mi? Bayramda dağıtacağız işte. Belki hani... Arkadaşım, anneyi kesmedik, konuyu, mevzuyu kestik. Mevzuyu kestik. Müzisyen, salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet. Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm. Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydun.
değiştirebiliyor. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Hayatım yani nasıl olur ya? Ama tamam da... Nasıl olur ama ya? Yani biz... Kafa göster! Konuştuk biz bunu daha önce ya. Bayağı otistik yani. Kız kafa gösterince niye almıyorsun kafayı? Kız kafa göstermiyor, kafa koyuyor. Yani onu niye alıyormuş gibi yap sen de, korkacaksın. Ben ilk defa bu yüzünü burada mı görüyorum kızı? Ben de ilk defa görüyorum. Biz mektupla mı evlendik? Arkadaşım, şey olabilir öyle şeyler. Kadınlar öyledir. Yüzüğü takana kadar, evet. Bence sizinkiler öyle. Şöyle değildir kadınlar. Uzatma. Evet. Ama. Kabul etmiyoruz bunu hocam, neyse. İsmi neymiş? Gamze Hanım. Tamam. Demek ki Mualla. Benim evet, işim... Mualla. Allah beni kahretsin. Ay ne kadar kadersizim ben. Neyin içine düştüm? Ah benim kadersiz yavrum. Ben vites konuna oturup intihar edeyim mi? Ya oraya kadar geldim artık. Hayattan... Arkadaşım devreye gir, karın ağlıyor. Hazır dördüncü viteste gidiyoruz. Gir. Efendim? Gir devreye. Hayatım lütfen istirham ediyorum, böyle yapma ya. Çok gerildim ama gerçekten. Ben sana da evliliğimiz ilk günde böyle... Tam o sırada frene basarsın, herkes öne kafayı vurur. Hayır sen. Ha, çok özür diliyorum hocam. Bas ayağını. Arkadaşım sen değil. Ben değil. Sen karını teskin etmeye çalışıyorsun, arkaya dönmüşsün. Ne yapıyorum? Dönmüşün, arkaya dönmüşsün, teskin etmeye çalışıyorsun. Teskin? Oo, yeni mi öğrendik bunu? Hadi. Müzisyen gel, biletçi ol. Hah, bundan bileti alırız biz. Evet, söyle arkadaşım, gel. Gel, gel, acele. Uçağa 5 dakika var. Aa, iyi günler beyefendi. Bizim günler. Biletlerimiz, rezervasyonumuz olması lazım. İsminiz? İsme gerek yok. Ben size pasaportu vereyim. Kastamonu'ya pasaportla gittiğimiz... Tabii, Kastamonu'nun çok yabancısıyız, o yüzden pasaportla giriyoruz. Ne oldu? Ay, Mahmut Bey, güvenli bir asansör müdür bu? Evet. Balayına geldiğimiz otele bak. Asansörü ben kullanmıyorum onun için. Fark ettik. Evet, Mahmut de ki, benim arkam durdunuz, 5'e geldiniz. Benim arkam dönük olduğu için kapıyı açamıyorum de. Yok, zaten açma, 4'e inelim. Çünkü bizim oda 4. katta. Mahmut söyle. Hiç acele etme Mahmut, daha buradayız. Mahmut söylesene. Kapıyı açamıyorum. Mahmut kapıyı açamıyorum deyip niye dönüyorsun? Sen sıkışmışsın, gel buraya. Kucakla bunları, sıkış. Kapıyı açamıyorum. Canın sağ olsun. Arkamı dönemediğim için kapıyı açamıyorum. Arkadaşım bir çözüm üret. Arkamı dönemediğim için kapıyı açamıyorum. Benim tanıdığım Mahmut daha devirir ama... bir kapıyı açamaman... Mahmut aç şu kapıyı. Hadi Mahmut Bey, yaparsınız siz. Yaparsınız. Arkadaşım çocuğa bir akıl ver. Büyüksün sen. Mahmut, olduğun yerde dön. Olduğun yerde dön. Evet, evet, işte bu. Hadi açın bir Mahmut sizi Bey. Yapıştırmış cama iyice. Cama yapışın. Evet, açmaya çalış Mahmut, açama. Arkadaşım bağır, daha dayanamıyoruz. Aa, söyleyeyim, burası niye cam? Aynı orası. Evet, açamıyorum da Mahmut. Seyirci uyuma, evet. Bum! Ne oldu? Ne hop ne? Parayı mı ödemedim otobüs parasına? Ne yapıyorsun? Parasına? Hop ne ya? Adam uçuyor, hop diyor biri. Sen onları aldırma, bunun camı açılmıyor ki elle. Camı yok bunun. Ne, Çorlu'da yapılmadı mı? Ya sen... Elektrikli mi? Arkadaşım! Şıpıdak var mı? Arkadaşım lütfen yapma şunu. Tamam. Evet, kalkıyorsunuz. Tam kalkarken ayağınızla yere iyice bastırın, kendinizi yukarı ittirin. Evet, 3, 2, 1, başla seyirci. İttir kendini yukarı. Lan kızla ittisene. Tamam, çıkıyorsunuz. Çıkıyoruz. Çıkın, çıkın. Ne görüyorsunuz? Hiç, tavan kapalı olduğu için tavan bir şey göremiyorum. Ay camdan görüyorsun. Göster, göster. Evini göster kıza mesela. Bak, bak buralar. Bak, bak. Burası yola benziyor. Demek ki öbür tarafta bizim ev. Orada da yok. Aşağıda... Göster evini kıza. Bak şurada aslında alt kapalı ama ev aşağıda kaldı. Uçtuğumuz için... Arkadaşım yan camdan göster kıza. Gösteremem. Böyle gittiğimiz için ev aşağıda kaldı. Yandan ev... cam var. Oradan kafayı çıkarıp göster kıza. Hani cam açılmıyordu? Bombeli cam var içe doğru. Nembeli? Bombeli dışa doğru. İçeri doğruysa attı. Dışa doğru ulan, ay, dışa doğru. Ay çok iyiymişiz. Dışa... Arkadaşım gel para sailingçiye. İyi günler. Hoş bulduk. Para sailing yapmak istiyorum ama... Bir şey mi açık Ferman Hoca? Para sailing yapmak istiyorum ama para yok. Oo, olmaz. Yok mu veresiye sailing falan bir şey? Ya çok çirkin espri ya. Yapma evet, şunu ya. Size yaptım onu. Çorlu. Tamam. Para sailing yapmak istiyorum de heyecanlı göster. Adam hemen sana yaptırsın. İyi, giderken para... Ezgi birden bir şey etkilemişti. Oo! Ya yapmayın şunu. Ben 80'lerin insanı değilim. Arkadaşım,
Sen bu kalçayla hiçbir yılan insanı değilsin. Evet. Bence her dönemin insanı. Zamansız bir kalçaya sahip. Ezgi yapma şunu. Ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık, ne çıktı? Arkadaşım sen... Evi şaşırdınız. Arkadaşım... Gel buraya. Hep senin yüzünden oluyor. Lan girsene şarkıya. Ben aşkı içimde yaşıyorum. Arkadaşım. De ki sen müzisyensen biz de yazarız şarkımızı icabında. Ne patlat. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi benim sevdalım var burada. Evet. Bir adam gelecek, ben de böyle demirlere mi tutunuz? Ay yani? Acıyorsunuz. Hakan Bey acıyorsunuz ya. Garibanın teki yani. İki tane vursanız fukara sümüğü gibi yapışır yere. Vah vah. Öyle zarif tabirleri var ki. Evet. Olabilir, tamam. Ha bir şöyle tamam. Yola gel kız. Ya siz ne pisliksiniz. Şurada ya, romantik bir şey yapmaya çalışıyorum. Destekliyoruz. Arkadaşım, kıza şimdi şey yap, ilanı aşk et. Hakan'dan öğren nasıl yapılıyor ilanı aşk. Ha? Sor, Hakan'a, Hakan ne yapayım? Gerçekten eğer bana iki dakikanızı ayırırsanız... ...sizi belki de dünyanın en mutlu insanı yapamam ama... ...en mutlu insanı olduğumu gösterip ne kadar kıymetli olduğunuzu gösteririm. Ezgi ve sevgilisi de etkilenir bundan. Onlar da el ele tutuşurlar. Bence bu kaydı başa alıp dinlersen sen de etkilenirsin. Sana diyorum arkadaşım. Evet. Kokpitin önündesin. Aç kapıyı, pilotla kalk. Kokpitin önündeysem uçağın burnundayım yani. Havada duruyorum. Peygamberim ben herhalde. Arkadaşım, uçağın içindesin. Kokpitin kapısındasın. Kapısındayım. Tamam, aç kapıyı. Ne yapıyorsunuz lan burada? Hayır, öyle değil arkadaşım. Değil. Özür bayansın sen. Bayanım ben. Evet. Şu kokpitin kapısını beni niye sallaya sallaya içimi çıkardın de. Ne yapıyorsun? Şifresine giriyorum kokpitin. Ya vur kapıyı, açar onlar. Öyle bir kokpit yok. Var, vur. Ama o bir şey söylemem. Ya vursana kapıya. Seyirci uyuma. Ya kim o? Yok, yanlış oldu. Arkadaşım. Kim o? Benden önce biri girmiş içeri zaten. Ne kadar eğlendi. Evet. Arkadaşım, o zaman arkandaki hostesle konuş, ondan öğren. Ah canım, hayır, çok özür dilerim. Hayır, öyle değil. Nasıl açtırabilirim size de burayı? Nasıl açtırabilirim size burayı? Hayır, hayır. Kapıyı göster. Kapıyı, evet. Pardon, ya kafa gitti. Ya kim gülüyor? Mert. Gel Mert, hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Olsun, olsun. Arkadaşım, evet. Şunu açtırt lütfen. Evet, aç onu bakayım Mert. Sen değil ulan, kapıyı açtır şu kaptana. Kapı, o, kapı açık herhalde be. Kim o ya bu gerizekalı vurup durduruyor? Bu insan gibi bir kaptan olmazsa buraya girersem daha Mert'im ben. Düzgün konuşan kaptan ya gördüm. Ya şu kadına bu cevabın ya. Öyle o seni daha görmüyor. Baksın orada, bak hanımefendi geliyor. Peki tamam, de ki kaptan delikten bakındı. Tebrik ediyorum. Göster kendini delikten. Sen bir aç, ben... Bu uçak kalkmaz buradan, söyleyeyim. Açmış ulan, açmış kapı. Tamam. Merhabalar. Ya ne enteresan bir inişti. Ne kadar sarsıldım ben yani. Siz ne bekliyordunuz? Aşağı inirdik normalde. Siz ağzını yüzünü dağıtın. Arkadaşım! Hanımefendi, ne bekliyordunuz? Daha böyle yumuşak bir iniş istedim ben. Çünkü alışık değilim bu tarz. Ben sert seviyorum. O senin sıkıntın, yapacak bir şey yok. Arkadaşım, adam... Bakın, bakışın. Evet, konuşun. Hadi gidiyor. Gidiyor. Clara ama yolluymuş. Niye pislik yapıyorsun? Arkadaşım, neden pislik yapıyorsun? İçimde var. Hadi dur orada. Genetik. De ki, ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Hanginizin Dilara'sıyım? Söyle. Ben de Dilara'yım, ben de Dilara'yım. Olmaz zaten. Zaten bir tane Dilara var. Ya sen ne yapacaksın? Söyle. Merhabalar, rahatsız ediyorum. Merhabalar. Ben Dilara'yım ama... Mis mi? Efendim? Mis mi? Gel kokla. Arkadaşım. Arkadaşım. Evet hocam. Bak, bak bir şey, sağ elin var ya. Sağ elini sağ kalçaya doğru atacaksın. Hani etekle beraber. Ha. Hayır, hayır. Sol elini sol kalçaya etekle beraber ama söylerken. Ben de Dilara'yım. Zaten onu gördü mü tanır. İkisini de atarsam artık adam tanıyacak herhalde. Dilara olmadığımı da anlar.
Gülümse. Ama o kalbime vermek ya tarafta. Nerede o? Doydun mu Deniz? Nerede o mu? Herkes de ayrı yerde mi? Muhit'e göre mi? Benimki burada. Kız burada işte miydi? Orası karın boşluğu Ezgi söyle. Doydun mu? Doydun mu? Doydum, doydum. Arkadaşım bize doğru bakın. Salak bir ifadeyle doy. Doydum. Evet. Devam edin yolda. Devam edersiniz. Ya neye devam et? Anamız ağladı. Burada kar eridi. Lan, ter aktı. Kız mutluluğun sırrını, hayatın sırrını arıyor. Giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam film mi çekiyorsunuz? Bu karda kışta. Çok eski arkadaşım. Evet, bir ayı al sahneye hemen. Yapmayın, göstermeyelim sizi. Arkadaşım alsana bir ayı sahneye. Gelsin birisi arkadan. Müsyen gelsene, kime diyorum? Bir gün piyanoyla vuracak, yemin ediyorum. Evet, Müsyen bu tarafa geç. Sen ayısın, içinde ben varım, tamam? Tabii ki de. Tabii ki de. Allah'ım, devlet demir yolları gibiyiz. Hala bak, kıpırdayamıyoruz şurada. Hocam, bir sıkıntı mı var söyle, yoksa gitmemiz lazım. Şu an çok karışım. Arkadaşım, ayı görünce ne yapılır? Yapacak bir şey yok, dua edeceksin. Allah'ım inşallah bana saldırmaz diye. Hayır, ayı görünce oturulur. Oturun. Ses yapmamaya çalışın. Otur, söyle, kıza da söyle. Otur, çabuk çömel ses yapma. Bizi insan sanmasın. Evet, başka bir şey numarası yapın. Evet. Bu sahne çok güzel oldu. Öbür sahneye geçiyoruz. Bu ne? Yönetmen taklidi yapıyorum şu an. Ulan yönetmen oturur mu gerizekalı? Yönetmen hep oturur hocam. Evet, şey... İyi lan. Sevmeye başladım sizi ha. Teşekkür ediyoruz. Biz de vallahi hiç beklediğimiz gibi biri çıkmadınız. Öyle cana yakın, öyle samimisiniz ki çok şey yaptınız. Sizin gitarınız aynı mı ya? İndirimde bir şey söyleyeceğim de. Bir şey soracağım. Size bir şey soracağız diye. Siz önce bir sorun, ben becerim. Ben iki dakikada hallederim. Size bir şey sorabilirim. 8873 metreden böyle mi iniyorum? Evet. Artık takati kalmamıştır. Kalmasın takatin. Yavaş yavaş takatin biter. Sırt üstü yatarsın. Yat, o sırada bir kartal gelir seni yemek için. Bu mu? Evet, Müslüm, kartal ol gel. Hiç şansım yok, tek hamlede götürür bu. Yat ulan aşağı. Ya, kartal gelir ya. Seni yemek için. Kalk, kalk, Müslüm, kalk. Bu anı bekliyormuş. Kalk. Lan, nereden başlayayım seni? Hiç düşünme, komple göt. Arkadaşım, o sırada uyanırsın, kaldırırsın kafayı. Anne! Hayır ulan! Eski Beşiktaşlıymış. Annesi kartal. Öyle bir şey söylersin ki kartala. Kartal senden tiksinsin, yemesin. Evet. Benim 7 yıldır yönetmenle bir iş ilişkim var. Ülsen gerizekalısı!